Gülse. -gül. Gül Gülse. Ne yaptınız? <laughs> Gülse Birsel'in ilk filmi Aynı Aile Arasından'ın incelemesiyle karşınızdayız. Spoilersiz. Evet. Pavyonda şarkı söyleyen Solmaz ablamızın ve çevresindekilerin hayatının Fikret karakterinin gelişiyle değişmesi konu alınıyor hani. Başlangıne Abartılı bir özet olarak. <laughs> e, böyle söyleyebiliriz. E, karakterler hakkında ne düşünüyorsun? E, mesela Solmaz karakteri, Fikret karakteri ve diğerleri. <laughs> e, Gülse Birsel tiplemeleri. Çok evet. bariz şekilde hani belli bir özelliğiyle buradan geldi. Onu yansıtan karakter şeklinde dizayn edilmişler. Gülse Birsel'in zaten en iyi yaptığı evet. iş karakter yaratmak evet. hani devamında bazen sorunlar yaşayabiliyor ama e, karakteri yaratma bölümünde bence Muhteşem. evet yani Türkiye'deki en iyi yazarlardan bir tanesi burada da harika karakterler yaratmış yine. kendi için yarattığı karakter de dahil <laughs> olarak e, harika karakterlerdi e, ama özellikle tabii ki parlayan yıldızı bu Demet Evgar. Şeyin Demet Evgar ve Engin Günaydın'dı. Engin Günaydın'ı ee, günaydın kendi solo filmi dışında aslında çok be beğeniyorum <laughs> oyuncu olarak. Ee, burada da bir geri dönüş yaptı benim için. Ama tabii ki hep benzer bir karakteri oynaması da diğer taraftan ee, hani... <laughs> yani ben, ama çok seviyorum. Filmi izlediğimde Günaydın'ı bir süredir görmediğimi özlediğimi fark evet. ettim bayağı. Aa dedim <laughs> unutmuşuz falan gibi oldu gerçekten. Evet ya yani Demet Evgar'da üzerine söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Demet Evgar hem çok iyi bir oyuncu hem herhalde benim gördüğüm en güzel kadınlardan bir tanesi. Ee, kendisine çizilmiş, oluşturulmuş olan karakterin hakkını vererek oynamış. Çok güzel girmiş role. Hani ben inanamadım evet. başta nasıl bu kadar abartabildiler diye. Evet yani kızı biraz sırıttı. E, Su Kutlu'nun oynadığı rol biraz sırıttı. Ama çok genç oyuncu. Ama yani kaç dizisi var. Ama oynadığı dizilerle bu filmi ne kadar bir tutabilirsin? Okey. <laughs> Tutmuyorum. Yani <laughs> diğer karakterlerin hepsi o diğer oyuncuların hepsi çok iyi olduğu için. Evet. E, o biraz sırıtıyor işte arada. Onun yani sırıtması da hani çok abartılı değil tabii ki yani. E, okay. Ya Zaten e, kızının oynayacağı karakter üzerine çok durulmamış yani onun üzerinden evet. sadece hikayeyi yönlendiriyor. Bir ama şey şok ediyor sizin kızın beyazlığı. <laughs> ama Demet Evgar da çok beyaz. Hani evet. ikisi yan yana geldiği zaman batmıyor. Evet ama yani kız kanyonlarında işte çeken <laughs> zaten sponsorlarından filmin. Evet ya ben... <laughs> fark ettik. Şey sponsor değil. Arkada Efes kamyonu geçiyor ama sponsorlar bölümünde <laughs> yazmıyor. Ben onu merak ettim sponsor mu acaba diye. Ha, onu ben fark ettim. Neyse. <laughs> Geçelim burayı şey yemeden. <laughs> Dava yemeden bu bölümü atlatırsak <laughs> çok güzel olacak. Ee, genel anlamda filmin akışı çok iyiydi. Hiç düşmeyen bir temposu vardı. Ve espriler de... Genelde durum komedisi... Ee, ama hani kelime esprisi işte... Çok az e, bel altı esprisi vardı. Evet. Ama çok az tutulmuştu. Hani e, travesti esprileri bilmem ne ama... Çok azdı yani. Yani. Türk, Türk son dönem Türk filmlerinin Hı. hani en azının yüzde biri filandı. Hani artık şey oldu. Komedi o kadar ucuzlaştı ki. Hani sadece belal tespiri ya. yapalım. Ne? Ya deme diyorum işte. E mi? <laughs> Yok yani. Sana hak veriyorum. Ha Bir daha alabilir miyim? Hayır hayır bunu koyacağım. Artık Türk komedi yapımlarına gitmek uyanmıyor uyanmıyordu içimde. Hani istemiyorum. Ya yani bu da evet. aynısı, şu da aynısı. Hani... Ben bileti aldığımda bana küfrettin mi? Hayır. Çünkü ben fragmanını daha önce ha. izlediğimde sponsorlu bir gönderiden denk geldim. İzlediğimde aa ben buna giderim dedim. Zaten iki gün sonra sen dedin ki filme gidelim. Evet. Sonra ben gelemedim. <laughs> Ayrı gidip tek başıma gittim. Hayatımda ilk defa bir sinemaya. Çok kötüydü. <laughs> Neyse. Ee, gene yani hele bakarsanız yani YouTube'da bir tane dün bir videoya denk geldim de kesiyordum bileklerimi. E, Türk filmlerinin en komik sahneleri diye. <laughs> Abi bir tane küfürsüz sahne yoktu ya. Bir tane. Dolayısıyla bu film çölde bir Vaha vahaydı. gerçekten standartları çok yükselten bir film. Yani bir de üstüne Arif ve 216 da tahmin ettiğim kadar iyi olursa gerçekten hani... Sen iş yaşıyorsun. ...yaşayamayız. O ayrı konu. Ama... E, ...gerçekten arada bu nadir... E, ...güzel filmleri de görmek... ...çok güzel. Bu arada filmin... ...yönetmeni Ozan Açık'tan da bahsedelim. Daha önce çok... ...film hareketler bunlar. Eee... ...Annemin Yarası silsile miydi? Silsileydi. E, filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Açıkçası... ...Annemin Yarası dışındaki... ...Annemin Yarası da okey bir filmdi annemin yarısındaki işleri görünce bu film için acaba mı demiştim ama Gürse Bilsel'in de senaryosuyla birleşince çok güzel bir bence iş çok güzel bir iş çıkmış. Ee, Ozan Açıkdan'a da güzel senaryolar <laughs> ve bundan sonra bunlardan daha iyi işler diliyorum efendim. Benim bu filme puanım 7.5 8 7.5 Arada bak 8 <laughs> Yani iyi bir filmdi. Yani komedi filmlerini e, seviyorsanız, izlemek istiyorsanız gidebileceğiniz Türk yapımı tek filmdi bu sene yani, şu ana kadar. E, para verip sinemaya gittiğinizde paranızın hakkını kesinlikle veren bir filmdi. Hani ben ne izledim demiyorsunuz. Evet. Senin puanın kaç? Ben 7.8 diyorum biraz spesifik oldu ama 8, 8 diyemiyorum sekiz diyemiyorum yani. bak yedi buçuk falan düşük geliyor 8 ha. fazla yüksek geliyor e... ben, ben de o yüzden <laughs> arada kaldım yedi buçuk sekiz diye neyse 8 yani ikimizin de puanı neredeyse e, mutlaka gitmenizi tavsiye ederim destek olmanızı bu tarz işlere tavsiye ederim evet. zaten tahminen e, bakmadım ama birinci haftasından sonra ikinci haftası izlenmelerinin artacağını düşünüyorum. Daha fazla insan izlerse e, onların daha çok tavsiye edeceğini ve daha fazla art haftalar içinde artacağını düşünüyorum evet. izleyen sayısının. Zaten haftayı birinci olarak kapattı diye hatırlıyorum ben. Ona bakmadım işte ama benim gittiğim salonda mesela çok az insan vardı. O ilk zamanlarında o şekildeydi. Sonra inanılmaz yükseldi. Hmm. Yani ben yani bir çünkü. o kadar çünkü... kahkaha attım ki yani. <laughs> evet. O kadar güldüm ki gerçekten değer, paranıza değer bir film. Özellikle internetten öğrenci bileti alıyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Hala öğrenci inanamazsınız 33 yaşında. <laughs> Bizi çağırmıyorlar da basın gösterimlerinde Türk filmlerinin genelde. Neyse bu kadardı. Söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Yok kesinlikle gidin derim. Gidin bu videoyu bağa gittiyseniz yorumlarınızı da aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın ve bu videoyu beğendiyseniz beğenip Beğen. paylaşarak bize destek olmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, kanalımıza mutlaka abone olmayı. 100 bin geçelim ya, 100 bin geçelim. <laughs> abi isim. Abi abi 100 bin ya. <laughs> ben Berk. Ben Ece. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.